Merhabalar, ben Köftes Köfte ve yepyeni bir kömano ile karşınızdayız ve bu kömanoda karşımızda City Skylines var. Evet, City Skylines nedir diye soracak olursanız, kendisi bir şehir simülatörü, belediye başkanı oluyorsunuz, evet. Oyunun temel özeti bu. Fakat bu oyun bir yönden mesela SimCity bu tarzın en ünlü oyunu. Ama bu oyunun SimCity'den önemli bir farkı var. SimCity'nin aslında olması gereken oyun bu olarak kabul ediliyor. Oyuna girmeden önce oyunu çekerken yaşadığım ufak bir probleme değineceğim. Oyunu action kaydetmemekte ısrarcılık ediyor. Yani bunun anlamı ne diye soracak olursanız, action bunu kaydederken fareyi kaydediyor. Yani şu hareket ettiğini gördüğünüz arkadaşı. Ancak oyunun geri kalanı sadece siyah ekran. O yüzden bu videoyu şu an DX Story ile kaydediyorum. DX Story zamanında ufak sıkıntılar yaşadığım bir program. O yüzden DX Story ile çektiğim hiçbir videom yok. Ancak bir kodek buldum ve sanırım çözmüş durumda gibi bir şeyim. Hard disk hızım biraz kısıtlama yapabilir. O yüzden lütfen ama lütfen videoda bir problem görürseniz, mesela abi şurada kare atlaması var, şurası takılıyor, şurada renk kayması var falan filan diye yorumlarda belirtirseniz çok hoşuma gider. Sorun yoksa da belirtebilirsiniz. Bir de bu kodeyi denedikten sonra belki bir bölüm Beyond Köfte İstan'ı bunda kaydedebilirim ama sanmıyorum. Ama kaydedersem videoda belirtirim. O yüzden ona göre bir yorumda belirtirseniz çok hoşuma gider. Hani hangi kayıt programı daha makul onu seçmem lazım. Action'a devam edeceğim çünkü hani bildiğin halt bilmediğin halttan iyidir. Evet. Mesela DX Story'de yaşadığım en büyük sıkıntılardan biri şu an süreyi göstermiyor bana. Neden göstermiyorsun? Evet. Bu geyiği geçtikten sonra oyuna başlayalım. Bu arada oyunun Türkçe yaması bir mod. Steam Workshop'tan bulabilirsiniz. Başarılı bir Türkçe çeviri bu arada. Hatta Türkçe çeviri değil, daha çok yerelleştirme. Oyunun seçeneklerine falan bakacak olursak gördüğünüz gibi bayağı güzel, yeterli ayarları var. Bu oyunda görsel ayarlar olarak bundan daha fazlasına ihtiyacımız yok. Nedenine gelecek olursak, mesela nerede başlayabiliriz? Nehir kıyısı. Neyse, ilk baştakinden başlayalım. Bu arada oyunu en son 2 hafta önce oynayabildim. Yani bayağı genel olarak da oynayamadım çok fazla zaten. Şunu bir durduralım. Evet, oyunun ilk olarak benim hoşuma giden bir özelliği, hani dikkatli izleyicilerim, yani beni yakından takip eden izleyicilerim benim disleksi hastası olduğumun bilincindeler. Bu nedir diye soracak olursanız, beyinde okumayla, tabii bu dikkatimi dağıttı direkt, beyinde okumadan sorumlu olan bölge bende doğuştan bozuk. Sonuç olarak da normal bir insan gibi rahat okuyup yazamıyorum. Bu bana ne problem yaratıyor diye soracak olursanız, bu tarz oyunlar bildiğiniz gibi çok ağır bir trailer istiyor. Ve sonuç olarak tutorial. Sonuç olarak da ben bunları oynarken zorlanıyorum. Ama bu oyun buna biraz özen göstermiş gibi. Ne açıdan özen gösterdi diye soracak olursanız, tutorial'lar çoğunlukla gördüğünüz gibi biraz görselle açıklanmış ve ne yapacağınızı size bir yerleri işaret ederek göstermeye çalışıyorlar. Diğer bir avantajı ise
diğer bir avantajlı noktaya gelecek olursak eğer, bir saniye şunu halledelim hemen. Evet, tamamdır. Diğer avantajlı nokta genelde şurada yazılan ilk noktalar size yeterli açıklamayı vermiş oluyor. Detaylı bilgiler için incelemeniz gerekiyor oyun yazının kalınlığı. Fakat benim gibi okumanın hoş bir iş olmadığı insanlar bu halde devam ediyor. Ve yollarımızı yaptıktan sonra o zaman hadi bakalım yaşam alanları. Şu ortalar yaşam alanları olsun. Şu arası commercial alan. Burası da, burası da. Ve şurası da sanayi. Ay yok. Burası fazla sanayi oldu. Tamam. Ayrıca şuraya da bir commercial alan koyalım. Şuraları da yaşam alanı. Tamamdır. Ardından suyumuz. Suyumuzu buraya koyalım. Atığı da şuraya koyalım. Sonra elektrik üretimini halledelim. Rüzgar yönünden biraz zengin fakat kömür daha fazla. Kirliliği sıfır, ses kirliliği daha fazla. Haftalık gider. Bunun haftalık gideri daha az. O zaman tamamdır. İki tanelik şimdi işimizi görür. Şuraya bir hat çekelim. Ardından şuraya bir hat çekelim. Şuraya da bir hat çekelim. Sonrasında da su gel. Evet, suyumuzu çekek. Tamamdır. Bütün şehir suya sahip. Ve oyunun ilginç noktalarından bir tanesi şu. Cıbıldak diye çevirmişler Türkçe'ye. Twitter gibi bir şey. Vatandaşların neyden konuştuğunu görebiliyoruz bu sayede. Oyunun İlginç noktalarından bir tanesi. Evet. en güzeli yeşil enerji. Umarım başkanımız yenilebilir enerji yolunda adımlar atmaya devam eder. Yeşil enerji. Evet. Şimdi sorun elektrik. Ve tabii ki de burada elektrik almıyorlar. Gidip elektrik hattının tam tersine ev kuruyorlar. Evet. Tamamdır, bunu biliyoruz. Yol yapımı hakkında. Ve bu şekilde yerleşmeler başlıyor. Evet. Bu arada bu videoda kahve yerine kendime elma çayı aldım. Tabii ki de sanayi bölgesi elektriği almıyor şu an. Artık alıyor. Evet. Ve şehrimizin şu an hafif bir zararda çünkü daha yeni yerleşim oluyor. Fakat bu nüfus arttıkça şu zarar oranı azalacak. Bu arada unutmadan oyunun ilginç noktalarından bir tanesi su maliyetini kısabiliriz. %71, %85. Şimdilik o kadarına ihtiyacımız olmadığı için maliyetleri kısabiliyoruz bu şekilde.
ve bize bunu sunuyor. Bu arada bunu normalde seri olarak yapacaktım. Fakat Spider-Man serisi daha çok cazip geldi çünkü... Evet, burada kentin genel durumu hakkında bilgiler görebiliyorsunuz. Mutluluk oranı, şu rüzgar oranı, şu oranı, bu trafik oranı falan. Evet. Normalde Cities Skylines serisine başlayacaktım. Fakat Spider-Man serisi daha çok cazip geldi. O yüzden de bu arada binalar içinden de bir şeyler görebiliyorsunuz ve evet. Bu şekilde insanları da görebiliyorsunuz. Vatandaşları tek tek inceleyebiliyoruz. Evet. Her başladığınız bölgeye göre stratejiniz biraz daha değişik olmalı. Mesela şu rüzgar bazı az rüzgar alan yerlerde iş görmez bir düzenken bu arada bazı kablolara ihtiyaç yok. Mesela şu arkadaşlara artık ihtiyaç yok. Evet. Ve tebrikler. Mecra olduk ve ilkokul yapabiliyoruz, sağlık ocağı yapabiliyoruz ve çöp döküm sahası yapabiliyoruz. Gayet güzel. Şimdi ilk olarak sağlık ocağı tabii ki de öncelikli. Hatta şuraya tamamdır. Ardından ilkokul. Tamamdır. Gayet harika. Çöp döküm sahası. Bunu biraz daha şehrin dışına bir yere yapalım ki şehri etkilemesin çok fazla. Tamamdır ve oraya da sanayi bölgesi kuralım. Voilà. Evet. Ve tabii ki de enerji yetmemeye başladı. O yüzden seni %100'e çıkartalım. Ki artık para sıkıntımız da yok. Evet. Çok fazla düşmedi para. Düşmeye başladı ama tek... Evet. Düşüşe geçti para. Bakalım ne kadar düşecek. Tabii ki de oraya elektrik gelmiyor. Suyu da unutmuşuz. Tamamdır. Elektrik işinde... Bu iş görür. Tamam. Para artmaya başladı. Evet. Ve normal yaşam alanı ihtiyacımız artmaya başladı. Buralara elektrik yetmiyor galiba. Evet. Oraya elektrik gitmiyor. O zaman ne yapıyoruz? Çözümümüz çok basit. Bir tane daha. Evet. Çözümler her daim basittir. Ve gördüğünüz gibi sanayi alanı ihtiyacımız artmaya başladı ve konut alanı ihtiyacımız artmaya başladı. Yani bunun anlamı şehre bir bölge daha kurmamız lazım. Burada bir bina yıkılacak. Ama olsun. Ve sizler azıcık gideceksiniz. Elektrik hattını bir yeniden döşememiz gerekecek. Ama biraz gerekli. Sen gel. Ardından sen gel. Sonra bir de sen gel.
Tamamdır. Ve yaşam alanı. Ve şuraya da biraz daha sanayi çıkışı yapalım. Burası bir sanayi bölgesi olsun diyeceğim ama paramız yok. Bu detayı unutmuşum. O zaman biz çok fazla para pulla uğraşmadan elektriğimizi bağlayalım. Geri kalanı zamanla. Yeterli para yok. Evet, biraz bekleyeceğiz. Şehir susuz kalacak o ara. Evet, lağımlar tıkandı. Tamamdır. Bu ilginç bir bağlama yöntemi oldu ama su sorunumuzu çözdük. Ve commercial alan ihtiyacı da artmaya başladı. Evet, ilk önce nüfus oranını bir düzeltelim. Ve sen de bir gel. Sen şuraya bir sanayi bölgesi olarak lazımsın. Sen de şuraya bir yaşam alanı. Evet. Şuraya bir yol daha yapacağız. Ve ardından seni. Bunlar bize para getirecek bölgeler ve sen de şöyle bu hale gel. Ve demek evet paramız yok. Evet, su sıkıntımız da var. Ve ben parayı bayağı çarçur etmişim. Evet. Tamamdır. Önce ve boru gel. Tamamdır. Sonrasında bize başka ne lazım? Elektrik. Bir tane daha. Rüzgar türbini. Evet. Şimdi itfaiye. İtfaiye tabii ki de sanayiye yakın olmalı. Ve polis tabii ki de yeterli paramız yok. Evet, su demişken şuraya boru hattımızı da döşeyelim. Boru hattı. Boru hattı. Tamamdır. İşçi ihtiyacı var burada. Bakalım, yeterince işçi yok diyor. Yani nüfus biraz artsın, oradaki işçi ihtiyacı kapanır şimdi. Trafiğe bir bakalım. Trafik hangisiydi? Buydu. Burada trafik biraz yoğun. Fakat çok fazla değil. Evet, bir adet binamız seviye atladı ve elektrik. Çok fazla elektrik tüketiyorlar. Bu insanlar çok fazla elektrik tüketiyor, kesinlikle. Evet, District. Ve bu oyunun ilginç noktalarından bir tanesi bölgeler.
Burayı tek bir bölge, başlangıç bölgemizi tek bir bölge yapacağız. Bölgeler sayesinde o noktaya özel kurallardır, şudur budur, yani belediye bölgeleridir şeklinde ayarlamalar yapabiliyoruz. Yani o bölgedeki binalar değişik politikalar, gördüğünüz gibi su tüketimi. Biraz gelirimizi düşürecek ancak bu uygulamalar güzel getiriler sağlar. Gelirimizi bayağı düşürdü ama. Gelirimizi bayağı düşürdü. Şimdilik sadece elektrik tüketimi kalsın. Evet. Cıvıldağ'a bakalım. Ne oldu millet, faiz lobisi Lazarus projesi signal vazgeçmiş şey. Evet. Türkçeleştiren ekip. Sizi sevdim. Evet ve elektriğimiz geldiğine göre. Düdüm düdüm düdüm. Evet. Kavşak Tepesi'ymiş adı. Ve bunu isimlendirebiliyoruz. Küçük kasaba olduk. Yay. Ve ufak bir detay. Gördüğünüz gibi bunları isimlendirebiliyoruz. Hatta bir tane köpek falan varsa onları da isimlendirebiliyoruz. İnsan isimlendirdim. Ama eğitimsiz çocukmuş bu. Neyse. İleride eğitim olur. Zaten çocukmuş daha. Evet ve devam edelim. Başka neyimiz var? Baya böyle detaylı bir biçimde şehri inceleyebiliyorsunuz. Sen nesin? Eğitimli ergen. Aslında ben oğluyum. Sen kim oğul? Evet. Ah, isimlendirmedi. Engin Bey ol sen. Sen eğitimli ergen. Sen köfte köfteci oğlu ol. Evet, oyunda bu şekilde eğlenebiliyorsunuz ve burayı da ne yapalım? Karakal Ovası tamdır. Evet. Oyunun geneli bayağı özelleştirebileceğiniz şeylerle oluşuyor. İlerleyen kısımlarda bu bölgeyle sınırlı kalmıyorsunuz. Bu arada şuraları satın alabiliyorsunuz. Geri kalan her yeri, yani şu an haritada gördüğünüz her şeyi ve daha fazlasını satın alıp büyütebiliyorsunuz. Havaalanlarıdır, şuduru buduru. Ve oyunun ilginç desteklerinden bir tanesi Steam Workshop. Steam Workshop sayesinde oyuna çok değişik modlar ve hazır haritalar konulabiliyor. Ve bu sayede bu tarz oyunları seviyorsanız eğer baya eğlenceli bir oyun kendisi. Kesinlikle ama kesinlikle parasının sonuna kadar hak eden bir oyun. Ya kısacası gidin alın. Kaldı ki zaten yapımcı firması Paradox. Kendisi oyun dünyasının sevilmesi gereken firmalarından bir tanesi. Hem oyuncuları düşünen hareketleri yüzünden, hem sürekli oyuncular, medya, şudur budurla iletişim halinde olmaları yüzünden ve genel olarak para göz bir firma olmamaları yüzünden.
Çoğu firma gibi para göz bir firma değiller. Direkt alın oynayın modunda bir firmalar. Ve o yüzden oyunları için hiçbir masraftan kaçınmıyorlar. Oyunlarına hiçbir konuda destekten kaçınmıyorlar vesaire vesaire. Ve sanırım bu kömonu bu kadarlık yeter. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü köftenin günler. İyi eğlenceler. Ve unutmadan Spider-Man serisi bittiğinde muhtemelen bunun serisi başlayacak.